Tabii ki çok heyecanlıyız. Sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine yön veren çok büyük kahramanların hikayesini anlatıyoruz. Bize nasip olduğu için de çok gururluyuz. Eminim bütün arkadaşlarım öyle hissediyordur. Büyük bir iş olduğunun, büyük bir döneme anlatacağımız için öneminin farkındayız. Dolayısıyla bunun hazırlığını olabildiğince uzun ve özenli, düzenli tuttuk. Epey bir zamandır sette bir hazırlık içerisindeyiz. Şahane geçen bir süreçten sonra artık gün geldi çattı. Nasıl bir iş çıkmış ortaya onu izleyeceğiz bugün. Biz çok güzel bir proje çıkacağını düşünüyoruz. Setteki huzurumuz da, kendi enerjimiz, tutkumuz da hep bu yöndeydi. Çok iyi anlaştık bütün ekip birbiriyle. O yüzden hem sizlere de hoş geldiniz diyorum. Bir yandan da bu heyecanlı günü böyle hep beraber neşeli bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Yani çok çok önemli bir kahramandan, çok önemli bir insandan, çok bizim için anlamı, önemi çok büyük bir sultandan bahsediyoruz. Bir insanın başına kaç defa gelebilir ya da herkese nasip olur mu bilmiyorum. O yüzden tekrar söyleyeyim, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun tabii ki bir sorumluluğu var, bunun çok bilincindeyim. Ama bu benim tutkumu, iştahımı çok fazla kabartan bir durum. Hazırlık süreci tabii ki at binmek, kılıç kullanmak konusunda mahir olmamız gerektiği için esasında yoğun bir zamanı onlara ayırdık. Hem bu vesileyle de Nomad Stand ekibinden Altın Bey'e, İhlas'a, Davren'e teşekkür edeyim. İstanbul Stand'dan Soki'ye de. Gerçekten çok çok ilgilendiler, çok çalıştık beraber. Neticesinde çok iyi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. Çok önemli bir gün bizim için. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz çok güzel bir iş çıktığını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız tabii ki. Bütün ekip aynı şekilde hissediyordur. Ben uzun bir aradan sonra bu projeyle geri dönmenin gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Uzun süre bakındım. Biraz seçici davrandım. Ama Barış'ın da dediği gibi sadece bizim tarihimize değil aslında dünyanın tarihine de yön veren bir tarihimiz var. Ve bu projeyi aslında sadece Türkiye'ye yapmıyoruz. Yurt dışına da yapıyor oluyoruz. Dolayısıyla tarihimize dair oralarda da bu işi tanıtmak ve göstermek çok gurur verici. Bu projenin içinde olduğum için gerçekten çok gurur duyuyorum. Öyle, heyecanlıyız. Vallahi şöyle söyleyeyim, geçen yıldan başlayan bir süreçti. Bu yıl yaklaşık 25-30 yıl geriye gittik. Bu en başta benim için biraz zordu. Çünkü geçen yıl 60'lı yaşlarda bir Nizami Mülke anlamıştı. Bu yıl 30'lu 35'li yaşlarında bir Nizami Mülke dönmüş oldu. Ciddi performans isteyen bir süreçti benim için de. Ama biraz önce arkadaşlarımın da bahsettiği gibi inanılmaz uyum içerisinde çalışan bir ekip bir araya toplandı. Tüm oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasındaki tüm arkadaşlarım ciddi bir uyum içinde çalıştık. Çok önemseyerek baktık. Her işe bakıyoruz ama bu işin bizce farkı şuradaydı. Sorumluluğu daha yüksek bir iş. Çünkü sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de izlenecek ve 1000 ile 1100 arasındaki tarihe yön veren bir süreci anlatıyoruz. Takvimden tutun da ilk üniversitelerin kurulmasına, oradan tutun gezegenlerin ilk keşfine denk düşen bir dönem. Ve büyük kahramanlıkların olduğu bir dönem. O yüzden bizce sorumluluğu çok yüksek bir işti. Çok önemsememiz de bu sebepten oldu. Ama sonuçta geldiğimiz noktada bugün keyifli bir iş izleyeceğiz. Umarız seyircimize de, seyircilerimizin keyfine yaraşır bir iş yapmışızdır. Gerisi artık sizlerin takdirine kalmış. Sağ olun. Şöyle söyleyeyim, yani yapımından senaryosuna, yönetimine, oyunculuklarına kadar çok titizlikle, incelikle çalışılmış bir işin içindeyiz. Çok bu işin içinde olduğum için çok mutluyum. E,
binli yıllar bizim uzak olduğumuz bir tarih. Çok bilim, yani hakkında çok fazla kitap da yok. Gerçekten çok önemli bir tarih. Yani bizim topraklarımızda gerçekten bahsettiği gibi Mehmet'in de o dönemde dünyaya yön veren ve dünya tarihini çok etkileyen olaylar yaşandı. Çok özel bir tarih, yani dünyaya yön veren bir tarih. O yüzden büyük bir sorumluluk. Biliyorsunuz sinema ve şeyle tarih yazılıyor yani. Başka insanların tarihi olmayan milletler yeniden tarih yaratıyorlar. Biz olan tarihimizi yeni yeni ortaya çıkarıyoruz. Bu anlamda sinemanın ve televizyonun gücü çok önemli. Ben çok hassas ve ince bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok gerçekten iyi çekildiğini de düşünüyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bir şey çıktı. Hep beraber seyredeceğiz. Umarım hak ettiği yere gelecek. Çok teşekkür ederiz. TRT'nin kıymetli yöneticilerine, Akli Film'e ve tüm işte emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim emeğimizi taşlandırdıkları için, böyle bir projeyi ortaya çıkardıkları için. O yüzden herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkes çok büyük bir emekle çalıştı gerçekten. Oyuncusundan teknik ekibine. Ben özellikle şahsım adına Sedat Hoca'ya da Sedat İnce'ye de çok aslında buradan teşekkürümü iletmek istiyorum. Çünkü bizler canlandırıyoruz ama arkasında dehşet büyük bir iş var. Çok iyi bir iş çıkardığına inanıyorum. Tüm ekibin ve seyirci izlerken çok büyük bir keyifle izleyeceğine inanıyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Esasında benim de söylemeye çalıştığım sadece kendi aramızda yaşadığımız o tutku değil. Bütünüyle yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz, sanat yönetmenimiz muazzam dekorlar kurdular, muazzam işler yaptılar. Aynı tutkuyla, çok kolektif bir iş bu biliyorsunuz. Bütün bu insanlar aynı tutkuyla birleşince ortaya şahane bir şey çıkıyor diye düşünüyorum. Tekrar ayağınıza sağlık. Öyle bir günde bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkürler. Teşekkür ederim.